Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Özel röportajlar, magazin dünyasına dair keyifli haberler ve tatil yörelerinden çok özel görüntülerle bugün yine karşınızdayız. İlk durağımız Çeşme. Son yılların en gözde su sporu olan ve adı Alaçatı ile özdeşleşen windsurf'ü işin uzmanı ünlü model Çağla Kubat'tan öğrendik. Hep birlikte izliyoruz. Ayağınızı yerden kesecek, uçtuğunuzu hissettirecek bir spor dalı öğrenmek ister misiniz? Böyle uçuyormuşçasına. Son yılların en gözde yaz sporu rüzgar sörfü. Nerede, nasıl yapılır, ne kadar bütçe ayırmak gerekir? Biraz sabır sporu. Rüzgar sörfü öğrenmek isteyenlerin en sık yaptığı hata ne? Sörfte yapılabilecek en ciddi hata... Türkiye'de rüzgar sörfü denilince akla ilk gelen isimlerden, oyunculuktan modelliğe, 10 parmağında 10 marifet olan, aynı zamanda rüzgar sörfünde madalyalar kazanmış Çağla Kubat, Alaçatı'daki sörf okulunun kapısını Magazin 8'e açtı. Sörf öğretmek için uygun birkaç yer daha var bu kadar ama bu kadar güvenli bir nokta çok zor. Çünkü gördüğünüz gibi koyun içine sıralanmış, deniz yani açığa çıkması çok zor. Buradan çıktığınız zaman yine kıyı, karşıda yine karayı görüyorsunuz. Son yılların en gözde yaz sporu rüzgar sörfü nasıl yapılır? Nerede yapılır? Hadi hep birlikte öğrenelim. Madem windsurf'e merak saldık, bu işi en iyisinden, Çağla Kubat'tan öğrenelim. Sanki yani böyle uçuyormuşçasına bir hız içinde, malzeme ve ekipmanla, rüzgar ve denizle uyum içinde aktığınız bir spor. Gerçekten çok keyifli. Önce teorik bilgileri öğrenelim, sonra denize açılırız. İlk soru tabii ki ücretler. Rüzgar sörfü pahalı bir spor mu? Mesela 550 TL'lik grup derslerimiz bizim. 5 paket yani 5 gün ders alıyorsunuz. Ve 550 TL ve başlangıcı öğrenmiş oluyorsunuz. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz, dönüyorsunuz. Bütün bunları o başlangıç malzemesiyle yapıyorsunuz. Çağla Kubat rüzgar sörfü yapmaya heveslileri daha baştan uyarıyor. Boşuna para harcamak istemiyorsanız dikkatle dinleyin. Sörfte şöyle bir durum var. Beginner malzeme ile başlıyorsunuz. Sonra boarduğunuz büyük bir boarddan küçük bir boarda inmeye başlarken yelkeniniz küçük bir yelkenden büyük bir yelkene geçmeye başlıyor. O yüzden sörfte yapılabilecek en ciddi hata gidip bir malzeme olarak sörfe başlamak. Çağla Kubat sadece rüzgar sörfünün üzerine atlayıp kendini maviliğin güzelliğine bırakmıyor. Sörfünün bakımından hazırlığına kadar her şeyi de kendi yapıyor. Çağla Kubat rüzgarla adeta dans ediyor. Rüzgar sörfüne başlamak için en ideal yaş 7. Ama Çağla Kubat 2 yaşındaki kızı Selin'i çoktan sörfle buluşturmuş. Ama ben küçük bebeğimi 2 yaşında denettirmeye başladım. Anne baba da. Tabii ama ondaki durum biraz farklı. Ben 6 aylık hamileyken de sörf yapıyordum. Dolayısıyla bu işin içindeydi o zamandan beri. Hiç yabancılık çekmedi diye düşünüyorum. Görüntüler hayranlık verici olsa da bizim Çağla Kubat'la yarışmamız imkansız. İsimi sıfırdan başlayalım. Rüzgar sörfü hocası Gencay Gürsular'la birlikteyiz. Rüzgar sporu. Rüzgar olmadığı zaman kesinlikle yapılamayan bir spor. Bu sporu yapmak istiyorsanız ekipman dışında sahip olmanız gereken tek şey sabır. Biraz sabır sporu, sabır istiyor. Düşe kalka öğrenilen bir spor. Alaçatı Türkiye'de bizim için büyük bir şans çünkü dünya üzerinde de çok iyi bir windsurf yeri. Çağla Kubat sağ olsun burada bizim için de yani Türkiye için sporcu yetiştirdiğimiz güzel bir tesis burası. Bu şekilde. Zaten Alaçatı kıyıları da rüzgar sörfü yapayım derken düşüp kalkanlarla dolu. Miriam Erasmussen de hem Alaçatı'nın rüzgarının metini duymuş hem de rüzgar sörfünü deneyecek kadar sabırlı olduğuna karar vermiş. Kalkmış ta Norveç'ten Çeşme'ye rüzgar sörfü öğrenmeye gelmiş. Windsurf'te şöyle bir kural vardır. Rüzgarın kesinlikle sırtımızda olması gerekiyor. Yelkenin de önümüzde olması gerekiyor. Rüzgar altı ve rüzgar üstü diye kavramlar var. Ve gittiğimiz yön rüzgara hep 90 derecedir. Ve yelkeni öncelikle sağ ayağını atarak bordun üstüne çıkmasını, daha sonra yelkeni kendine çekmesini ve yavaşça yelkeni kapatarak ilerlemesini söyledim. O kadar da zor değilmiş. Miriam tüm talimatları doğru olarak yerine getirdi ve sadece bir seferde denize açılmayı başardı. Bir bilet aldım oh mis, sezonu açtım oh mis, denize karşı şöyle bir nefes aldım oh mis.
Hadi biz derse dönelim. Miriam rüzgar sörfünün üstünde durmayı başardı ama henüz tek başına açılacak kadar tecrübeli değil. Daha öğrenmesi gereken çok şey var. Rüzgardan kaldırma kuvvetini kullanarak, evet, gördüğünüz şekilde hiç zorlanmadan direkt üstüne atlayarak, evet. 3 günde iyi öğrenmiş bence. Kesinlikle. Bu çok, çok yurt dışından etkili bir başlangıç yöntem. Özet olarak rüzgar sörfü öğrenmesi kolay olsa da biraz maliyetli ama bir o kadar da keyifli bir spor. Rüzgar sörfü yapmak için dünyadaki en ideal yerlerden biri de herkesin kolaylıkla gidebileceği Alaşatı.